Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Son İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Orada hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve Alman vatandaşlarımız ailelerine ve bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün parti meclisi toplantımız vardı. Parti meclisi toplantımızın bildirgesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü terörü amansız, fakatsız, lakinsiz, şiddetle kınar ve lanetler. Terörün insanlık suçu olduğunu kabul eder. Barış için akademisyenler inisiyatifinin bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirgesini imza atan 1128 akademisyen üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı emir telaki eden yargının ve bazı üniversite yönetimlerinin harekete geçmesi Türkiye demokrasisine yeni bir leke düşürdü. Bugün sabah itibariyle Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla açılan soruşturmaya çok sayıda akademisyen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırmalar başladı. CHP Parti Meclisi olarak ancak demokrasi dışı rejimlerde rastlanan düşünceyi açıklama özgürlüğü ve bağımsız yargı hedef alan bu operasyonları hukuksuz, kabul edilemez ve son derece tehlikeli buluyoruz. Geçmişte bazı kişi ve miraklar tarafından hedef gösterilen insanların katledilmesi hafızalarımızdadır. Maalesef Cumhurbaşkanı himayesinde konuşan bir mafya liderinin akan kanlarınızla duş yapacağız ifadesi endişelerimizi güçlendiriyor. CHP olarak düşünce, açıklama özgürlüğünü demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biri olarak kabul ediyor ve kararlılıkla savunuyoruz. Bu anlayışla şiddete çağrı içermedikçe ifade özgürlüğünü kullanan tüm yurttaşların yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Söz konusu akademisyenler bildirgesi ekseninde devam eden hukuksuz soruşturma ve gözaltına alma görevden uzaklaştırmaların derhal son bulmasını talep ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.